28 Şubat'ın baskılarını eleştirip 28 Şubat'taki o yasak ortamına tepki gösterip doğan AKP bugün geldiğimiz noktada vizyonunu unuttu. Yola çıkış ilkesini unuttu ve yasaklarla anılan bir parti haline geldi. Yasakları kaldıracağız dediler, iktidara bu şekilde geldiler. Ve birçok kişi Avrupa Birliği'ne AKP'nin taşıyacağına inanıyordu. Hatta bazı yetmez ama evetçiler vardı, hatırlayın. Liberal kesim. En büyük desteğini bunlara onlar açıklıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada liberal kesimin desteğini tamamen kaybettiler. Yetmez ama evetçilerin desteğini tamamen kaybettiler. Destekleyen kim kaldı? Destekleyen kim kaldı? Sokağın sesine zaten kulak vermiyorlar. Ekranları izlenmediği için sosyal medyaya el atmak istiyorlar. Çünkü kendilerini medyanın %97'si destekliyor olmasına rağmen ne yazık ki reyting yakalayamıyorlar. Niye? Çünkü sokağın sesine kulak vermiyorlar. Ekranlar masal anlatıyor. Vatandaş onları izlemiyor. Dünyanın dört bir tarafında sosyal medya eğlence aracı iken Türkiye'de haber aracı haline geldi. Hal böyle olunca şimdi sert düzenlemeler yapacaklar. Öte yandan da muhalif bazı televizyon kanalları var. Bunların reytingi diğer yandaş kanallardan epey bir fazla. Hal böyle olunca da böyle ceza yağdırıyorlar. Karartıyorlar ekranları. Ali Babacan da bir tweet atmış. Tweetinde bu kanallara verilen cezalara isyan ediyor. Tele1'e ve Halk TV'ye. Bakın ne diyor Ali Babacan. Halk TV ve Tele1 ile ilgili alınan ekran karartma kararı keyfidir. Basın ve ifade özgürlüğüne karşı alınmış olan bu karara karşı basın çalışanlarının yanındayız. İktidarın hoşuna gitmeyen ne varsa yasaklaması Türkiye'ye ve demokrasimize zarar veriyor. AKP baskıyı artırarak, yasakları çoğaltarak, bu ekranlara ceza yağdırılmasına sessiz kalarak güçleneceğini sanıyorsa yanılıyor. AKP'nin yeniden güçlenmesinin tek bir yolu var. Sokağın sesine, vatandaşın sesine kulak verecek. Yapay gündemlerle milleti oyalamayacak. Ayasofya'yı cami yapacağız. Kanal İstanbul'a kazmayı vuracağız. Galata Kulesi'ni İmamoğlu'na vermeyeceğiz. Haydarpaşa Sirkeci Garı'nı engelleyeceğiz. Mansur Yavaş'ın boruları değiştirmesine izin vermeyeceğiz. Belediye meclis üyeleriyle bunları engelleyeceğiz. Bunlar topal ördek. Bunların ekranlarına ceza yağdıracağız. Konuşana sus diyeceğiz. Sosyal medyaya kısıtlama getireceğiz. Böyle yaparak hiçbir şekilde iktidarlarını sağlamlaştıramazlar. Girecekleri seçimde de başarılı olamazlar. Gençlerin tek bir derdi var. Üniversitede mezun olduktan sonra iş bulabilmek, alanında iş bulabilmek, kendisini Türkiye'ye ait hissetmek. Aynı zamanda emeklinin tek bir derdi var. Maaşıyla kirasını ödeyebilmek, faturalarını ödeyebilmek, pazardan gidip karnını doyurabilecek kadar sebze meyve alabilmek ve ay sonunu çıkarabilmek. Vatandaşın tek derdi bu. Gençliğin tek derdi bu. Sosyal medyaya kısıtlama getirelim. Gerçekleri gösteren ekranlara ceza yağdıralım. Sonra ne olacak? Vatandaş korkup size oy mu verecek? 806 bin bir fark attı size. Bir mesaj verdi. 31 Mart yerel seçimlerinde ve 23 Haziran tekrar seçimlerinde siz bu mesajı alamadınız. Yapacağınız bu kararlarla ne olacak? Vatandaşın önüne sandık konulduğunda Türkiye genelinde 8 milyonluk bir farkla karşı karşıya kalacaksınız. Anavatan Partisi'nin son yıllarından daha kötü bir süreçtesiniz ama bunu göremiyorsunuz. Çünkü sokağın sesine kulak vermiyorsunuz. En büyük düşmanınız da size yağdanlık yapan o ekranlar. Tele1'e, Halk TV'ye siz ne ceza kesiyorsunuz? Bunlar doğruları söylediği için size yardımcı oluyor, hata yapmayın diye. Ama sizi destekleyen kanallar, evet efendim, tamam efendim diyenler, siz iktidardan gittikten sonra size en çok hakaretleri yağdıracak kanallar olacak, eleştirecek kanallar olacak. O manşetleri bir hatırlayın. Yarın bir gün başka bir iktidar gelecek olsa, seçimde iş başına gelecek olsa, bugün desteklediklerinin en büyük düşmanı olacaklar. Çünkü onların hiçbiri gazetecilik, televizyonculuk yapmıyor ki. Kim iktidardaysa onun borazanını öttürüyorlar.